Ressam Zübeyde Yüksel tarafından Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan kişisel yağlı boya resim sergisinin açılışı Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar tarafından gerçekleştirildi. 16 adet fotoğrafın sahnelendiği kişisel yağlı boya resim sergisinin 11 Kasım 2022 tarihine kadar açık kalacağı belirtildi. Bugün şehrimizde güzel bir resim sergisi, yağlı boya sergisinin açılışı için bir araya geldik. 11 Kasım'a kadar devam edecek olan bu güzel resim sergisine ben tüm hemşerilerimizi davet etmek istiyorum öncelikle. Zübeyde Hanım şehrimizin gelini, aynı zamanda da bu açmış olduğu 7. sergi. İnşallah bundan sonraki birçok çalışması için de kendisine destek olup şehrimizde bunun sanatseverlerle, resim severlerle buluşmasına katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında ve destekçisi olmaya çalışan Fatsa Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda sanatı ve sanatçılarımızı ön planda tutuyoruz. Ben bu güzel eserlerle dolu sergiyi şehrimizde sunma imkanı oluşan Zübeyde Hanım'ı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Sonra devamı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam ettim. Yaklaşık bir 6 ay kadar da bitirdikten sonra İtalya Stüdyo'da çalışmalarım oldu. Bugün halen kendi atölyemde de deneyimlerimi, tecrübelerimi aktarmak için yağlı boyaya devam ediyorum. Evet, nereliyiz? Ya bu işe nereden merak sardık? Biraz bunlardan bahsedelim. Sanırım ilkokul öğretmenim beni keşfetmesiyle başladı bu iş. Ben Uşaklıyım. Kendisine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hocam bu yeteneğim farkına vardı ve beni yönlendirmeye başladı. Zamanla da onun üzerine kendim devam ettim. Bu işin bir yurt dışı hikayesi var mı? Evet, yurt dışı hikayesi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden sonra Venedik'te bir stüdyoda çalışmaya kadar gitti. Yaklaşık 6 ay kadar orada bir stüdyoda çalışmam gerçekleşti. Sonra da memleketime döndüm ve kendi eserlerime devam ettim. Bir de şunu soracağım. Genelde sergilerinizde hep atla ilgili çoğunlukta öyle bir konsept var. Neden? Bu sergim atla ilgili bir konseptimdi. Atlara karşı zaten bir hayranlığım var. Bir de atlar Türk'ün kanadıdır diye bir güzel sözümüz var. Her neslin işte at sırtında geçmişliği var. İkincisi, atların da bana zaman kavramını anımsattığını hissediyorum. Yani atların hızlı koşumları, işte şu günümüzde olan zamanın hızlı geçmesi ve hiçbir şeye yetişemememiz beni biraz bu konuda atlara doğru sürükledi diyebilirim. Son olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunları belli ki satacaksınız ve bu gelirle ne yapacaksınız? Bu gelirle kendi atölyemin tadilatı var. Ona devam edeceğim ve tekrar yeni çalışmalar için artı. Şöyle düzelteyim. Hedefiniz nedir diye. Hedefim yeni atölyemde kurslar açıp çocuklarımıza, gençlerimize yeni örnek olabilecek bir kurs aşaması. Kaç eser var? Biraz da bunların emeklerinden bahsedelim. Şu anda burada sadece 16 tane eserim var. Bunların yaklaşık olarak 10 tanesi at figürlerinden oluşan eserler. Bu at figürlerinde hepsinin tek tek kendimce hikayeleri var. Eski Kırgız destanlarından, Manas destanlarından esinlendiğim atlarımı yaptım. Diğerleri de portre olarak geçiyor. Yağlı boya çalışmaları olduğu için ince detay ve sabır gerektiren bir iş olduğunu farkındayım. Ne kadar ince ve detaya inerseniz o kadar da daha gerçekçi oluyor. Bu kadar. Ne kadar zamanda bir tanesi? Ne kadar zamanda? Yaklaşık 1 ay, 3 ay, bir 6 ay civarında değişen zaman aralıkları oluyor. Evet, tebrik ederiz. Başarılarınızı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.